Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır bahsetmediğim bir videodan bahsedeceğim. Tabii şu hatadan dolayı ekrana tıklayamadım. Uzun zamandır video çekiyoruz ama bahsetmediğimiz eksik olan bir şey var. Bir de sizde dikkat ettiğim bir şey var arkadaşlar. Çoğunuz çok yanlış lootlarla giriyorsunuz. Nasıl yani diyeceksiniz. Çoğunuz yanlış lootta giriyorsunuz. Ben olsam nasıl giriyordum mesela? Bunu size göstereceğim. Hani çok fazla zarar etmeden maçta nasıl bir lootta girebiliriz? Düşük budget göstereceğim. Orta ve yüksek. Yani zenginler için ayrı, orta dereceli girmek isteyenler ayrı, beleş girmek isteyenler, sniper için ayrı. Hepsini göstereceğim. Hangi harita neyle girdiğimi. Bugün burada şu şekilde. Hazır bir budgetim varmış. Bu videoyu tekrar çekiyorum bu arada. Bir öncekini beğenmedim. Niye beğenmedim bilmiyorum ama tekrardan çekme gereksinimini buldum. Şu benim arkadaşlar. Mesela bu North Breach'e gireceğim zaman spreylik silahımdır, tamam mı? Cephaneliğe de mesela düş orta diyebildim buna ya. Orta dereceli spreylik silahla gireceğim. Çünkü uzak mesafe olacak. Kulağımda genelde kulaklıkta tercih ediyorum ama şu kask benim için ideal. Orta mesafe 3 seviye ama işte tek yemezsiniz falan. Genelde orta mesafe oynayacağım için bunu alıyorum. Spreylik silah olduğu için. Elimde RPK var görüyorsunuz. Bu RPK'nın yerine M4A1 de olabilir, MDR de olabilir. Uygun bütçeyle yapabilirsiniz. Eklentileri, ergonomisini falan ayarlayabileceğimiz bir videoyu daha sonra göstereceğim. Bugün burada sadece ne gösteriyoruz arkadaşlar? Maça girebileceğimiz minimum ve maksimum limitimizi gösteriyoruz. Hani çok fazla zarar etmeden. Şurada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Bir tane silahta şarjörümüz var, bir tane de burada şarjörümüz var. Çoğumuzun hatası buraya 3-4 tane şarjör koyuyor. Koyma kardeşim. 2 tane şarjör yeterli. Bir tane 60'lık, bir tane 30'luk. 60'lıkta 4 seviyeniz merminiz olsun. Eğer spreylik silah girecekseniz böyle veya yakın mesafe silah girecekseniz fal olabilir. Falı da göstereceğim. Onu cephanelikte tercih ediyorum genelde. Bu şekilde girin. 2 tane şarjörünüz olmalı. Şarjörün birinde 5 seviye koymuşumdur. Bu şarjörü de 4 seviye koymuşumdur. 4 seviye mermiyi bol keseden almıyoruz. Yani kasanız varsa 120 tane alın, atın kasanıza. Türkiye'nin en güvenilir sitesinden indirimli Arena Breakout bonu almak ister misiniz? Evet, bu mümkün dostlar. Piyasanın çok altında ve birçok ünlü fenomenin sponsoru olan Oyunex bize indirimli oyun çipini sağlıyor. Sadece Arena Breakout değil, bütün oyunlar, oyun içinde kullanılan bütün ürünlerini bu siteden indirimli ve güvenilir şekilde alabilirsiniz. Sponsorum olan Oyunex'ten indirimli şekilde kurşun geçirmez kasa bileti, savaş bileti ve bono almak için açıklamaya bırakacağım referans linkimle beraber kayıt olup çekilişler ve indirimlerden faydalanabilir, güvenli alışveriş yapabilirsiniz. 30 tane de yedek koyun kardeşim yanına BS. Bu mermiyi de buna koyarsınız. Şimdi ikisini niye böyle yaptım? BS mermi mesela 5 seviye olduğu için pahalıdır. Botlara sıkmayın bunu diye. Yani iki şarjörümüz var zaten. Botlara şarjör değiştirin. Ateş edin. Buna zaten zamanla alışacaksınız. Gözünüz aşina olacak. Bunu bu şekilde kullanın. Botlara öyle boş yere sıkmayın. Gerçek adamlara BS mermileri ayırdık ki. Hani mermi bittiğinde de buradan BS takviyesi 30 tane yeterlidir. 60 tane yüksek seviye mermi alabilirsiniz. Bunu sadece bu şekilde 4 seviye 5 seviye mermi girdiğinizde yapın. Levyen'in bir saniye. Şimdi orta mesafe North Bridge vadi haritası. Bunu bütün haritalarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama çok fazla yakına girmeyin, patates ederler sizi. O yüzden yakında da yine eğiminizi koyup çıkarsanız sıkıntı olmaz. Zaten mermimiz de sağlam. Şimdi bu lootumuz bu şekilde iyi. Orta seviye. Şimdi abi ben domdom gireceğim. Ucuz bütket gireceğim. Nasıl girmeliyim? Bunları çıkartalım şuradan abi. Şu yeleği de alalım buradan. Şunda. Geldik. Mesela donlon silahla paramız yok. Ne gireceğiz, tamam mı? Nasıl gireceğiz kardeşim? Geliyorsun buradan pazara. Pazardan bir adet donlon silah alıyorsun. Yani nedir bu? Gidip MPX falan dizmenize gerek yok. En uygun bütçeli donlon silahını gösteriyorum size. Hani sürekli alabileceğiniz. Şu şekilde MP5'e geldiğinizde burada 10 bin liraya bir tane MP5 şarjörlü alabilirsiniz. Şarjörsüz de alabilirsiniz. Fark etmiyor. 10 bin liraya bir tane şarjörlü aldım. MP5'i aldık. O bu arada orta seviyeydi az önceki ise.
Hani o silahlarda bu arada 4 seviye dürbün falan taktığınızda böyle 50-60 binlik silahlarda 4 seviye altı mermi kullanmayın. Ölmezler. A1 mermi çok zor öldürür arkadaşlar. Bazen A1 yüzüne ölebilirsiniz. Bilginiz olsun. O yüzden genelde tercihim RPK falan oluyor. A1 de çok kullanıyorum. Mermim çoksa A1 kullanıyorum da. O genelde tercihiniz RPK olsun arkadaşlar. RPK bir de stabil gider ve biraz daha hasarı yüksektir şeye göre. Çabuk düşürüyor. Ben anlamadım. O niye öyle oluyor? Geldik buraya. MP5 domnom girecek ya kardeşim. Abluka giriyoruz bu arada haritaları. Yani artık normal mod girmeyin arkadaşlar. Normal moda bıçakla girin. Paranız hiç kalmadığında bıçakla normal mod girin. Oradan loot yapın. Ablukaya geçin. Bu taktiği de unutmayın. Bu arada kasanız, şu çelik kasanız mutlaka olması lazım. Mutlaka. Geldik. MP5'imizi aldık arkadaşlar. MP5'e ne yapacağız yani buradan? Öncesinde tabii. Şu şekilde hem zırh hem yelek şeyleri var, tamam mı? İki türlü kullanabileceğiniz. Tabii bu belki biraz pahalıdır. Bunu şeyden aldık, tevile parasıyla. Bunlardan tevile parasıyla bundan alabilirsiniz. Hem 4 seviye hem de 20 yer veriyor sana. Bu güzel, avantajlı. Bu yeleği beğendim bu arada. Kullanılabilir. Bunu tevile parasıyla o kızdan veya erkekten alabilirsiniz. Bu şekilde geldik. MP5'imizi ama biraz budayalım. Ne yapabiliriz mesela? Buna bir tane susturucu koyalım. Şöyle biraz dallayıp budaklamayalım. Pardon, beleş gireceğiz. Beleş gireceğiz abi. Kendimden özür diliyorum. Sizlerden de. Tamam, dürbün yeri olsun ya. Şuradan bir tane ucuzundan koyalım. Heh. Tutamak takmaya gerek yok. Zaten domdom oynayacağız, pusacağız. Onun için tutamaya gerek yok. Susturucu neden koyabilirsiniz? Susturucu çünkü fight esnasında çok ses yapacaktır. Bu da başka takımların sizi oynamasına sağlar. Onun için susturucu isterseniz koyabilirsiniz oynamamaları açısından. Çünkü adamları vurdun, iki kişiyi aldın. Orada loot yaparken arkadan sizin sesinizi duyan bir adam yürüyerek gelse duymayacaksın. Sen de o arada açıkta loot yapıyorsun mesela, öldün. Susturucu koyabilirsiniz. Susturucu olarak da şunu tercih edebilirsiniz. Yani dipçik çok pahalı değil, ucuz olacak yine. Aynı az önceki dipçiği kalsın. Jarjörümüz her zaman bundan 2 tane ellik alın. MPX'i neden aldırmıyorum? Kardeşim MPX'in jarjörü kendisi çok pahalı. O yüzden biz düşük budget girdim mi? MP5 iyidir abicim. Dürbün olarak da gidip şu lazeri veya 2x falan takmayın. Zaten MP5 oynuyoruz. Domnom sıkacağız. Ne lazım bize? Küçük bir tane ucuz dürbün. En ucuz dürbün şudur sanırım. Daha ucuz bu şekil bir dürbün varsa alın. Bunu kullanın. Hani dürbün bile almasanız uygundur bence. MP5'imiz şu şekilde olması lazım. Kaç para? 18 bin lira totalde. Yine 20 bin falan gitti lan. Ha. 10 bin almıştık, 18, 28 bine mal oldu işte. Yani biraz daha uygun olabilir bu. Ya istiyorsanız dürbün mürbün de takmazsınız. Dersen ki yok ben yerim adamları. Dürbün falan hiçbir şey takma. Bunu aldık. İki tane dürbün yetmeyebilir belki bunda. Domdom olduğu için ayaklara çok sıkacaksınız. İsterseniz bir tane de 30'luk yedekte bulunsun abicim. İki tane 50'lik şarjörünüz mutlaka olmalı. Buradan da kardeşim bombalardan mesela ne alacaksınız? Ayağı sıkacağımız için çok fazla bir şey almaya gerek yok. Bir tane ses alın abicim. Belki rushlamak zorunda kalırsınız. Onun haricinde de iki tane şok alın. Ya da bir tane. Ya da molotof alın. Bunlar çok önemli bakın. Domdom'da diğer bombaları lazım oluyor. Okey, ama paramız yok. Ne almamız gerekiyor? Bizim molotof almamız gerekiyor. Tek girdiysek eğer, tek başımaysak bir tane tuzak cihazı alın ki adamlar sizi kalabalık sansın, kafaları karışsın. MP5'te de düşük bütçede de bu şekil giriyoruz. Almamız gereken diğer itemleri söyledik mi? Az önceki maçta söylememiştik. Burada ne alacağız? Arkadaşlar 1, 2, 3 tane şu ağrı kesiciden mutlaka alın. 1, 2, 3, 4 tane bilemedin 3 tane kırık alın abicim. Tekli olandan alın, ucuz olsun. Bir tane ikili sargı alın abicim. Şundan da 4 tane kit alın. Düşük budgette her zaman bu şekilde yapın, tamam mı? Sniper'da da bunları bu şekilde alabilirsiniz. İğne miğne almanıza gerek yok. Suyumuzu alalım. Açlıktan ölmeyelim orada. Suyla yemeğiniz bulunsun abicim. Ha, bunları da bu şekilde aldınız mı? Domnomla da bu şekilde girebilirsiniz. Ucuz yolla. Anladın mı? Şu yelek bile fazla da bu yelek beleş aldığımız için böyle yapıyoruz. Normalde 3 seviye yelekte girebilirsiniz uygun yelekte. Kaskımızı da bu şekilde bundan aldık zaten. Bu şekilde maça başlayıp yargı dağıtabilirsiniz. Jarjörlerimiz, mermilerimiz biraz bol olmalı arkadaşlar. Ucuz zaten. Ayakları sıkın domdom mermiyi.
Ucuz yollu da bunu girdik. Orta derece RPK'yı göstermiştik. Şimdi mesela cephanelik gireceğim abi, ne gireyim? Cephanelik için hemen bir budget yapıyoruz. Ne yapıyoruz gençler? Fal. Kısa fal. Canavar gibi olmanız için. Hemen buradan silahçımıza gidiyoruz. Benim fal build'im var zaten. Bunu da paylaşayım size. Geldik buraya. Dizilimlere bakıyoruz. Fal. Burada. Düşük budget. Evet arkadaşlar. Falımız bu şekilde düşük budget. Kısa namlu olacak bu arada. Gidip de uzun namlu yapmayın. Çok seker. Dağları taşlara sıkarsınız. Abi benim fal çok sekiyor. Şu an bile sekiyor. Yeni haliyle. Falımız bu şekilde olmalı. Şöyle göstereyim abicim. Falımız bu şekilde. Buna bir de yani girecekseniz abi şey takın. Nedir o? Fener takın. Ben koymamışım ama. Fenerimiz nerede? Feneri de koyduk abicim. Falımızdaki olması gereken bu. Falın mermilerini falan göstereceğiz. Bir tane 58 bin lira. Güzel güzel para yani. Çok para vermedik. Devam et. Vazgeçip ayrıl. Çıktık. Girdik buraya. Evet. Şununla taktık mı buraya abicim? İsterseniz dediğim gibi 4 seviye girecekseniz o kaskla yeleği, mesela şu kaskla yeleği alabilirsiniz. 5 seviye de göstereceğim şimdi size. Veyahut şu yeleği alabiliyorsunuz. Kulaklık takmanıza gerek yok. Ben cephanelik girdiğimde her zaman Faça TV kullanırım arkadaşlar. Faça TV güzel oluyor cephanelikte. Çantam her zaman küçüktür abi. Çünkü ben cephaneliğe girdiğim zaman büyük çantalardan mutlaka vuruyorum. O yüzden şunları şöyle yaptık mı? Şu an cephanelik moduna gireceğim zaman şunları da çıkarayım abicim. Genelde ne giriyorum? Hepsini göstereyim ki size. Hızlı kuşan. Mesela burada önemli olan arkadaşlar, şu anki lootumda mermim önemli. Burada param varsa M61 iki şarjörü dolduracak kadar alıyorum. 60 tane aldık mesela. Küçük şarjörümüze M61'i koyduk. Şu kalan M61'imizi kasaya atıyoruz. Bir saniye şu kasadakileri boşaltalım. Bir şarjör M61'imiz var küçük şarjörde, değil mi? Şimdi ikinci şarjörümüz arkadaşlar, ikinci şarjörümüz 50'lik şarjör olacak ama M80 olacak. Bir 50 tane yapıştırdık. 30, 60, 90 tane de yedek mermi aldım kardeşim. Cephanelik artısına girdiğimde fal ile, yani genelde şu bombaları kullanıyorum arkadaşlar. Bir tane sis, bir tane bu bombadan, bir tane şok bombası, bir tane gaz bombası, bir tane GDO. Bunu iki de yapabilirsin. Çok fazla bomba da alabilirsiniz paranız varsa, ama standartı bu olmalı. Yani birer tane bunlardan koyun gençler. Şu sıradan böyle birer tane bunlardan koyun. Molotof bile alabilirsiniz. Kasaya git. Pus, yani bir yere girmek zorunda kaldınız. Cam basacaksınız. Molotof kapının önüne atmalısınız. Molotof bile alabilirsiniz. Paranız varsa, cephaneye giriyorsanız, merminizi de sağlam aldınız mı? Şu şekilde girdik. Bunları bu şekilde aldık. Şimdi diyeceksin ki abi siz iki tane almışsın. Gaz ne işimize yarayacak orada? Gazı genellikle arkadaşlar, orada elit botlar oluyor kapıyı açtığınızda. Elit botlar geliyor. Oradan 40'tan falan geliyorlar. Az çok ayıkırsınız zaten 1 dakikalı çalıştırdığınızda. Oraya gaz atmanız gerekiyor. Veya ön kapıdan geliyorlar. Bu botlar size hasar vermemesi için çok fazla. Siz de gaz bombasını atacaksınız ki onlar oradan size doğru oynamasınlar. Yön değiştirsinler. Gerçekten büyük sıkıntı oluyor onlar. Hani içeri girene kadar hasar almış oluyorsunuz. Sisi de en son 1 dakikalıkta kullanmanız gerekiyor. Genelde 1 dakikalıkta kesin şart oluyor. Veya bir yerden istasyondan radara gideceğiniz zaman adam kuleye çıkıp sniperla sizi vurmaması için o köprü dediğimiz yere atıyorsunuz falan. Bu siz bunlar mutlaka olması lazım. Bu taktikleri canlı canlı cephanelikte göstereceğim. Şu anlık sadece bu neyle girdiğimi gösteriyorum. Onları daha sonra göstereceğim. Bu mermilerimizi arkadaşlar, dediğim gibi iki şarjör yetiyor bize. Bu mermilerimizi kasanız varsa mutlaka kasanıza atın. Yoksa da kardeşim, zaten biz size bu imkanı indirimli halde sunuyoruz. Açıklamadaki oyun kısmı, OyunX sitesinden kardeşim, konuşamadım. OyunX sitesinden kolaylıkla sağlayabilirsiniz. Uygun bütçeye uygun bonolar. Hepsi bu sitede. Sadece bono yok bu arada. Diğer bütün oyunlara da ulaşabilirsiniz. Reklamını geçmiştik zaten. Cansınız, iki varsınız. Devam edelim. Şimdi bunları aldık. Evet. Hızlı kuşan kısmına tekrar tıkladığımızda arkadaşlar, buradan ne alıyoruz? Yani bu ağrı kesicim varsa mutlaka bunu alıyorum. Çünkü çok uzun süre götürüyor beni. Yoksa da mutlaka şundan alıyorum bir tane. AP ağrı kesici. Bu 6 tane yetiyor maç sonuna kadar.
kırık konusunda, yani bu şu ilk yardım seti dediği muhabbette, şu işaretli olan da bayıldığınızda sizi kaldırıyor. Uzaktan biri baydığında mesela işinize yarayabilir. Alabiliyorsanız eğer açıksa o oradaki pazar yeri, bundan alabilirsiniz. Alın kenara atın. Zaten koyan harcamıyorsunuz. Zarar etmezsiniz. Onun haricinde kırık olarak da neyi tercih ediyoruz? Veya neyi tercih ediyor insanlar? Kırık olarak da şu STO paketi veya TSM seti paketinden alabiliyorsanız alın. Çünkü bunlar kolunuz kırıldığında diğer kırıklar, yani şu 3 tanesi. Bunlar kardeşlerim ne yapıyor sizin? Kolunuz kırıldı. Tamir ettiğinizde 70 canı varsa 50'ye düşüyor. Bir dahakine daha hızlı kırılıyor. Anladınız mı? Kolsuz geziyorsunuz sürekli. Gerek yok. Onun haricinde neyse, kırık olarak da dediğim gibi, ama benim en çok tercih ettiğim bu oluyor tabii. Şu. Bunu kapatalım. Aynen. CTS. Ama dediğim gibi asıl kullanmamız gerekenler bunlar. Çok fazla önemsiyorsak bu can olayını. Paranız varsa dediğim gibi büyüklerden alın. Bunun yanında buradan ne alıyorum ben? Sargı bezi dörtlü. Bir tane mutlaka alın arkadaşlar yanınıza. Sargı bezimiz her zaman olsun. Çünkü bahsedeceğim ondan. Sargı bezi alma sebebim. Ben genelde şu beyaz kitten bir tane alıyorum. Bu beyaz kitten sargı bezi almasam, beyaz kiti yaralandığımda, beyaz kiti kullandığımda saniyesinde bitiyor. İki tane yaralanmaya bitti kit. Hani hasarınız çoksa bitti. Yaraları kullanıyor. Mesela diğer kitler yaralara bu şu an 4 tane işaret dedim. Yaralarınızı sarmaz. Onun için de mutlaka almalısınız, ama beyaz aldığınızda da bu yaraları beyaz veya bu aldığınızda da mesela çok şu büyükleri kullanabilirsiniz bazen yaralarda. Çünkü acil oluyor. Dönemeyebilirsiniz sargıyı. Ama sadece şu beyazdan, ben genelde tercih ettiğim hep o beyaz binlik olandır. O beyazdan aldığımda sargı bezi 4 dalıyorum, çünkü kiti çabuk bitiriyor yaralar. O yüzden tercih etmeniz gereken bir tane sargı bezi. Kit olarak da beyazı tercih ediyorum. Dersen ki yok şundan, şu da uygun olabilir, bunu da tercih ediyorum genelde. Paran varsa da bu dörtlüyü alacaksın abicim. Bu dörtlüden aldık diyelim. Bir tane de sargı bezi mutlaka olsun abicim. Ne olur ne olmaz. Anladın mı? Çünkü çok sargı sarmak zorunda kalırsın. Bu kit biterse nanay. Kit bulamazsın etrafta. Şimdi geldik iğnelere. Arkadaşlar şu kas iğnesi dediğimiz, ikisi aynı görevi görüyor. Sadece biri ağırlık olarak 80 kiloya kadar etki ediyor. Yani normalde kaçtan sonrası şeydi? 80'den sonra, aynen 80 kilodan sonrası şey yapabiliyor size. 80 kilodan aşağısına kadar taşıyabiliyorsunuz. 79,9 falan olması lazım. Şu an hatırlayamadım, beynim yandı. Neyse anlatayım da ben, siz anlarsınız. 80 kilo üstünü taşıyabilirsiniz. Yani 80 kilo altına, normalde 70 kiloda şey oluyor. Aynen 70 kiloda kırmızılaşır, yavaş yürümeye başlarsınız ağırlıktan dolayı. Bunu 80 kiloya kadar arttırıyor bu kas iğnesi dedi. Sağdaki beyaz ortası çizgi mavili olan kas güçlendirici de arkadaşlar 85 kiloya çıkıyor. Onun haricinde mesela bir de üstünüzde 45 kiloya kadar şey ağırlık hissetmezsiniz. Yani fazla efor sarf etmemenizi sağlar. 45 kiloda da mesela bunu kullandığınızda mesela bu 50 kiloya çıkar. Diğeri 55 kiloya çıkartır. Bak bunu unutmayın. 70 kilodan sonra yürüyemezsiniz. Ağırlıktan. Ağırlık çok fazla olur. Yürüyemezsiniz. Ama bu kas güçlendiricilerden biri 80 kiloya kadar hızlı koşmanıza yarar. Diğeri de şey 85 kiloya kadar. Onun haricinde de mesela eğer 45 kilo üstünde bir yorulmaya başlarsınız. Hani yine koşabilirsiniz ama stamina dediğimiz o güç göstergeleri hızlı biter. Bunlar o işe yarıyor. Kırmızı dayanıklık iğnelerini de genelde maça başlarken iki tane şu kırmızı dayanıklık iğnesinden alıyorum ben. Cephanelikte özellikle. Bu iki taneyi alırım. Başlangıçta bir kere basarım onu. Çünkü koşmanız gereken uzak mesafe atıyor mesela. Amacımız orada içeriye cephaneliğin içine oynamak. Onun için başta bir basarım ben bunu babacığım. Öyle koşarım. Bu çok güzel işimize yarıyor. Veya bir tane de bundan alabilirsiniz. Bu da biraz daha süresi uzun. Biraz daha geç yoruluyorsunuz bunda diğerine göre. Bu daha çok işimize yarayacaktır. Cephanelikte yenileme iğnesi de alabilirsiniz. Bu yenileme iğnesi dediği muhabbet de arkadaşlar şey. Mesela o elit botlardan bahsettim ya. Onlar aynı şekilde içeride de botlar var. Biz kapıyı açtıktan sonra içeri koştuğumuzda kasalara falan gitmemiz gerekiyor. Veya yanda kapıyı çalıştırmışlardır. Oraya gitmemiz gerekiyor. O arada giderken bize botlar ateş ediyor. Biz de o arada kardeşim o aceleyle önümüzden adam falan geçer diye mesela
Kit basmak yerine bu iğneyi basıyorsun kardeşim. Bu senin yerine onu ara ara yeniliyor. Belli saniyelerde yeniliyor. Tabi aradaki farklar yine dediğim gibi işte. Yeşil olan biraz ucuzdur. Ortası beyaz olan yeşilse biraz pahalıdır ama işlevi daha yüksektir. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde genelde tercihim şundan yana, şundan yana oluyor benim ucuz. Çok param varsa mesela birer tane bunlardan alıyorum, kasama atıyorum abicim. Şunu direkt ilkten kullanıyorum abi. Zaten ilk de fight'ı aldın, o arada yorulmamam gerekiyor. Sonrasında fight'lar kilitlenebiliyor. O yüzden dayanıklı güçlendiriciyi ilk seferde basıyorum. Bunu da içeri gireceğim zaman basıyorum yeşil iğneyi. Şunu da kas güçlendiriciyi de eğer adamları vurmuşuz 10 numara loot yapmışız. İçerideki kapı çalışmıştır. Uzağa gitmemiz gerekiyordur. Ama ben 80 kilonun üstündeyimdir. O zaman kullanıyorum abicim. Rahatlıkla koşabiliyorum. Bunu da almayı unutmayın. Suyla yemeğimiz her zaman vardır. Kendime iki tane de şu mavi içecekten alıyorum. Enerji versin diye. Bazen lazım oluyor. Çünkü stamina bitiyor. Acil koşmamız gereken bir fight oluyor. O yüzden mavi içeceği de alıyorum. Şu şekilde de cephaneliğe girelim. Bir saniye. Almamız gereken. Aynen. Almışız. 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 Şu iğneyi iptal edelim. Kırık kitimizi de şu şekilde şundan aldık. Yani cephaneliğe 3 seviyede de bu şekilde giriyorum. Bir de 5 seviye olarak nasıl girebilirim bu lootta? Şöyle göstereyim. 5 seviye lootumu nasıl yapıyorum arkadaşlar? Pazara geldik. 5 seviye kask hangisini almalıyız? Geldik. 5 seviye kasklarda tercihim genelde şu beyaz kask olur. Genelde bu beyaz kask veyahut bu kask. Param varsa bu kask. Bu kask gerçekten iyidir. Bu kaskın camını da alın. Camı nasıl alacağız mesela? Şunu aldık. Şuradan gövde zırhını da tercih edelim. Gövde zırhı olarak da 5 seviye arkadaşlar. Yani şunu şeyden de alabilirsiniz. Şöyle tıkladığınızda hemen burada kişiye tıkladığınızda arkadaşlar. Bakın burada takas yap. Doldur yapalım abicim. 54.000. Bu bazen uygun olabiliyor abicim. Eşyaları doldur dediğimizde, takas dediğimizde alıyoruz. Uyguna da alabiliyoruz. Şunun mesela eklenti arama çıkar, tamam mı? Buradan tıkladığınızda. Aa, çıkmadı. Bir saniye, birazdan yaparız onu. Zırh olarak da onu tercih ediyorum veya bunu tercih ediyorum. Çünkü uygun. Şu da iyidir. Bu da iyidir. Mesela bu üçünü tercih ediyorum. 5 seviyeye gireceğim zaman. Ama yani en çok tercih ettiğim bu oluyor. Bu gerçekten güzel. Yani çabuk hasar almıyor. Şu biraz daha fazla hasar alıyor çünkü. Bunun canı nedense 70 canı gösteriyor ama çabuk bitiyor abicim. Onun için şunları tercih ediyor mesela bazılarınız. Arkadaşlar bunlar ağır olduğu için sizin maça girmeniz yani ağırlaşırsınız. Maça giremezsiniz. Canımsınız. Bunları çok fazla tercih etmeyin. Rakiplerden aldığınız zaman girin. Mesela kiloları zaten üstte yazıyor. 10 kilo yazıyor. Bunun kilosu kaç kilo? Amacımız burada 45 kilonun kat bayağı altında maça girmek. Bu 5.7 kilo yazıyor. Anladınız mı gençler? O yüzden tercihiniz 5 seviyelerde de bu bahsettiğim 3 tane hafif olanlar. Şu şekilde kaskımızı da takalım şuraya. Eklenti aramadan. Bunu da taktık. Buna kulaklık takmanıza gerek yok. Eklenti arama diyelim. Yani kulaklık takın bu arada. Ses kasmanızı faydalı oluyor. Kulaklıklı kasklar zaten kulaklık görevi gördüğü için sizi rahatsız etmez. Kulaklık görevi görüyordur. O yüzden sıkıntı yok. Bir de bunları tamir etmeyi unutmayın. Şuradan tamir dediğinizde direkt buraya tıklamayın arkadaşlar. Şu en sondaki adama gelin. Biraz fazla para verirsiniz ama sağlam tamir eder. Evet arkadaşlarım, sniper içinde girmemiz gereken loot şu şekilde. Öncelikli olarak arkadaşlar kask almanıza gerek yok. Zaten sniper gireceğiz. Uzaktan oynayacağız. Yani uzaktan bir sniper atması lazım ki. Çünkü sniper'da ince pikler atmamız gerekecek. Kaska gerek yok. Sniper'da en önemli kural arkadaşlar, botlara ölmemeniz için bir tane 3 yelek de giyebilirsiniz. Düşük girmek istiyorsanız 4 de giyebilirsiniz. Benim genelde tercihim 4 oluyor. Kulaklık şart arkadaşlar. Pazara gidip alabiliyorsanız en pahalı kulaklıktan bir tane almalısınız. O en pahalı kulaklık da bu. Emizon üzerinden göstereceğim. Siz yani zaten çoğu mermi yüksektir. Sniper'da her zaman yüksek mermi alın. Ama şeylerde bu tarz Emizon gibi DMR silahlarda bir şarjörde 4 seviye bulundurabilirsiniz kenarda. Bir şarjör yüksek seviye. Botlara düşük seviyeyle sıkın.
gerçek adamlara yüksek mermiyle sıkın. M110 üzerinden gösterebiliriz. Şu şekilde kulaklığımızı falan bir takalım. Girmemiz gereken loot bu şekilde. Şöyle ben size 4 seviye üzerinden göre 3 seviyeye de girebilirsiniz. Adam vurduğunuzda alabilirsiniz. Yelek olarak şunu tercih ediyorum. Çantamız küçük. Çanta almaya da bilirsiniz. Bu şekilde M110'umuz nerede? Bir tane M110 yapalım. Pazardan bir tane M110 çekelim. Ya M110 aldık diyelim. Ben size şu şekilde bahsedeyim. Falı M110 olarak görün. Falımız burada mı? Fal burada. Fal M110, tamam mı gençler? Şimdi iki tane charger alacağız. Mermi de 60-70 tane alacağız. 60-70 tanenin yani 50 tane 4 seviye mermi alacağız M80. Bir 40 tane de M61 veya M62. Yani alabiliyorsanız M61 alın. Alamıyorsanız M62 alın. 40 tane. Yani bir charger M62 için kullanacağız. Bir charger'ı da botlara sıkmak için veya M62'miz bittiğinde ondan devam edebilmek için iki charger edecek. Kalan mermilerimizi her zamanki gibi şey atıyoruz. Bomba olarak da şok bombası alabilirsiniz. 3-4 tane. Çünkü M110 kullanıyorsunuz. Hızlı bomba atıp düşürmeniz lazım. Bu konuya da dikkat edin. Sisiniz bulunsun. Kit basmak için falan hasar aldığınızda hızlı bir şekilde basabilirsiniz. Sis de bomba, molotof kullanabilirsiniz. Şok da alabilirsiniz bir tane. Onun haricinde diğer bombalara gerek yok. Çünkü yakın mesafeye geldiğinde şok bombasını atıp öldürmeniz gerekiyor adamı. Bombaları bu şekilde alabilirsiniz. Şurada da yani M110 veya sniper aldığımızda en önemlisi arkadaşlar iğnemiz. İki tane şundan, bir tane bundan alabilirsiniz veya paranız yoksa 3 tane bundan alabilirsiniz. Enerji içeceği alabilirsiniz 3-4 tane. Su almanıza gerek yok. Bir tane bisküvi alın. İğnemizi aldık zaten. Ağırlık için de bir tane alabilirsiniz. Kitimizi de arkadaşlar 4-5 tane bundan alabiliriz. Zaten M110 alacağımız için uzakta kit basabiliriz. Bir tane sargı bulunduruyoruz. 40 kitimizi bunlardan alıyoruz, küçüklerden. Çok fazla hasar almamaya dikkat ediyoruz. Ağrı kesici de gençler. Dediğim gibi ağrı kesici önemli sniper'da. Bir tane bundan alıp bir tane de bundan alabilirsiniz. Veya 4 tane 5 tane bundan alabilirsiniz uyguna. M110'da bu kadardı arkadaşlar. Geliyoruz videonun ufaktan sonuna. Hala buraya kadar kanalıma abone olmadıysan, bildirimleri açmadıysan kardeşim bir kanalıma abone olup bildirimleri açar mısın? Bir de like atarsan çok sevinirim. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. Sizler sayesinde buradan kalp yapıyorum bu arada. Biraz boş yaptık yine. Kalp yaptım size. Teşekkürlerimi iletiyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde 6 sette ne girersin? Mesela uzaylı kaskı vardır. Biraz pahalıdır. Onun pahalı girersin. Paranız varsa girin 6 set. İstediğiniz gibi girin abi 6 set. Ha dersen ki yok abi, ben yine 6 set gireyim ama uygun bir bütçe çıkartır mısın bana? Kask olarak kardeşim 6 set. Şurada bir tane kaskımız vardı bizim, böyle önü siyahlı miyahlı. İşte bu abicim. Şu kaskı alıyorsun. Tamam mı? Yemin ediyorum sana Robocop gibi içeri gir. Hem uygun diğer kasklara göre. Bir tane de 6 zırh alıyorsun böyle kendine. Vücuda değmeyenlerden mermilerini. Şu muydu aldık? Bu 5. Ya işte bir tane uygun 6 zırh bulur alır giyersin kardeşim benim. Canımsın. Şu muydu? 6 zırhlar genelde 90.000'den başlıyor bu arada. Dediğim gibi ama kolay kolay ölmezsin arkadaşım. O kaskı taktığın zaman var ya, kafaya mermiler böyle çekiyor böyle pıt 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 pıt. Onları da o şekilde yaparsınız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Baya 24 dakika 25 dakika konuşmuşumdur en az. Edit yaparken göreceğiz bunu. Benden bir isteğiniz var mı bilmiyorum. Varsa da yorumlarda belirtin. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum ileri sarmadan. Cansınız. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.